Sevgili hepsi seçim hoş geldin. Hoş İçim açıldı böyle güzelleri konuk şöyle. edince hakikaten canım, canım benim. benim. Ya ne çok tartışılıyor bu böyle evet, İdil'in durumu. İdil'i çok yakından tanıyorum İdil'i Bilgin'i de Miss ki çok da seviyorum. Ee, ve çok da mutlu oldum birinci olmasına. Ne güzel. Ya sen ne düşünüyorsun? Ee, çok bir kere konunun bence özellikle sosyal medyada çok büyütüldüğünü düşünüyorum. Çok acımasızca eleştiriler. Ama sosyal medya buldu. değil. Ne Bülent Ersoy'u kaldı, ne Ahmet Çakar'ı kaldı. Ben hayatımda bu kadar densiz açıklamalar hiç duymadım ee. ya. Bir de genç bir kız var karşınızda değil mi? Ne ayıp bir şey. Ya. Hakikaten onun kalbini kırabilecek, bir şey söylerken insanın biraz vicdanının sızlaması gerekiyor. Acavraya çevirdiler kızı böyle bir şey olur mu? Ne şabaniyesi kaldı ne bilm. Ya bu nasıl bir şey nefise? Bir kere artık o seçilmiş belli bir jüri onu öngörmüş, seçmiş, beğenmiş. Yani şimdi kalkıp da bu kadar acımasız eleştiri yapmak yakışmıyor diye düşünüyorum. Yani e, bir de jüri seçmiş değil mi? Evet. Genç kızımız da katılmış. Bu İdil olur başkası olur. Ee, jüriye konuşsana niye seçtin diye mesela beğenmiyorsan yani niye kıza niye katıldın ve seni seçtiler diye kıza saldırmanın anlamını anlamıyor. Evet bir de ne gerek var? Sen mesela beğendin mi İdil? Ee, İdil güzel bir kız ben beğendim. Bir de herkes çok fotojenik olamayabilir. Ee, orada çok ben de mesela sen de karşılaşıyorsundur. Normalde insanlarla karşılaştığında yüz yüze anne kadar hoşmuşsunuz derler. Belki çok fotojenik de olmayabilir. işte kemik yapısı farklı olabilir ki alışına gelmiş bebeksi bir güzelliği yok. Tamam ama kendini çok iyi yetiştirmiş. Çok donanımlı, zeki, müthiş bir okul bitirmiş. Ee, yani geçenlerde işte Neşe ablanın bir sözü vardı. Ay, Amacı bayıldım. olan bir çok güzelliği güzel. var Neşerberdi. diyordu. Evet. Ayşe Arman da bugün Çünkü yazmış. Çünkü değişiyor. Aslında çok doğru. Değil mi? Yani sistem mi değişiyor dünyada artık? Yani güzellik şeyi de mi değişiyor? Güzellik algısı da her şey değişiyor tabii ki. Ee, şimdi e, güzellik ama neye göre güzel? Evet ağzı burnu hokka gibi güzel olmak ayrı bir şey. Fakat bulunduğun yere, e, yaptığın işlerle, duruşunla, hayattaki varoluşunla ve yapacaklarınla bir güzellik katıyor olmak. Ee, çok önemli bir misyon. Hep şeyleri hatırlıyorum ben. Şimdi güleceğiz isim vermeyeceğim ama hani çok güzel kızlar konuşurlar, mikrofon verirler. Ne yapacaksın? O der ki mesela dünya barışı. Bu, <laughs> hep bir dünya barışı. Başka bir şey yoktu konuşmalarda yani Aynen, zamanında. Aynen öyle yani. Bu güzelliği nasıl doldurduğun önemli olan bir bütün olarak güzellik aslında. Ee, varsa bir şey ifade ediyor. Yoksa bir tablo gibi bir güzel de ee, nereye kadar e, bir güzellik atacak? Bulunduğu bak yere. bak sıkılırsın değil mi? Konuşması yani, lazım. İçini onun, doldurabilmek, şey e, karakter olarak da donanım olarak da bunu e, doldurabilmekle e, anlam kazanıyor güzellik. Bence İdil bu konuda gerçekten çok güzel bir insan her şeyden önce. Hı. Bir de bir kadının kadına bunu söylemesi bana çok garip geliyor. Çünkü bir erkek olsaydı bir Herhalde erkek kadar, olsa oho e, konuşulmazdı Bir de bu söyleyenlere gel. Yani bir kadının kadına yaptığı şiddet aslında bu, Bence çok net bir şekilde. E, en çok, çok kadınlar arasında. Evet. Sen hiç yaşamadın mı ki bunu? Yaşamışsın. Tabii. Ne yaşadın mesela? Yani bir kadın olarak e, kendini empati e, Kuruyorsun. Kurması gerekiyor. Bir kadının kadına söylediği şey. Her ilişki için geçerli bu. Çevremizde gördüğümüz. Ee, bir kere bizim destek olmamız gerekiyor birbirimize. Yani sen daha çok zorbalığa kadınlardan mı mesela? Ee, tabii ki. Bence kesinlikle öyle. Ne zaman mesela öyle. yaşadın? Ee... Kaç yaşlarında? İş hayatında da Hı. her zaman. Hala yaşıyor. Tabii ki hala daha bir işe girdiğin zaman dikkat et e, erkeklerden daha ziyade kadınlar çok daha acımasız eleştirdiği için bunu daha fazla söyleyebildiği için daha çok can yakıyorlar diye düşünüyorum. Hı. Ne yapar? Yolunu mu keser? İşini mi şey eder? Morali bile bozar. Morali Sonuçta bozacağı keser. çok Tabii. insanı psikolojik şiddet de çok sonuçta ben İdil'in yaşadığını da aynı şey olarak görüyorum. Çok Psikolojik, ağır bir şiddet değil bir şiddet. Yani ben evet. birkaç kez konuştum çok üzüldüm. Çok çok evet. üzüldüm yani. Hakikaten çok ağır bir şiddet. Mesela şimdi bir yere de gitmek istemiyordur. Bu tartışmaların içine de girmek istemiyordur. Doğal olarak haklıdır da bence. Bence çok güzel bir kız. Bu kadar da ağır eleştirileri hiç hak etmediğini düşünüyorum. Ve çok da güzel bir ödül aldı. Ve şimdi artık o misyonu elinden geldiğince bence bütün donanımıyla en güzel şekilde her yerde bizi temsil ederek en gerçekleştirecek diye düşünüyorum. edecek, anlatacak değil mi? Evet. Yani evet. Ne güzel bir tıp fakültesi bitirmiş doktor. Tabii. Nasıl bitirdiğini de değil çok mi? iyi biliyorum. Bana çok yakın otur, evet. yani şey okuyordu. Konu görüşüyorduk da. Hakikaten çok sevdiğim bir çocuk diyeceğim ben yani. Hakikaten o kadar hayalleri, o kadar şeyi olan bir kız ki dolu içi şey. Yani sana döneceğim, şöyle döneceğim. Senin katıldığın yarışmada nasıl gidiyordu işler mesela? Ee, hatırlasana birazcık dönelim başa. kamp dönemi tabii çok ha, mesela ve yoğundu kamp aha. dönemi. Yani sen mesela küçüklüğünden Ha onu soracağım. Mesela küçüklüğünden beri ben hani tabii ki herkes çok güzel çok güzelsin hakikaten. Çok Ama biliyorsun ben seni ayrı severim. Ben ee, aynen ve e, hep güzelsin derler ya aile der, konu komşu der, herkes evet, der. Evet, evet. Ama hep senin böyle bir hayalinde hep bir güzellik yarışması var mıydı mesela? E Şimdi o zamanlar işte bizim sevgili Jülide Ateşler buradan da tabii, selam olsun. Tabii. Elif Ilgazlar, Arzum Onanlar tabii, tabii. mesela çok güzel güzellik yarışmaları evet. ve ertesi günde yine böyle çok ses getiriyordu. Şimdi o bile değişti yani baktığım zaman. Çok onun algısı bile, e, onun yankılanması bile değişti. Ee, öyle olduğunda O zaman, zaman daha da, itibarlı bir şeydi. Evet herkes izlerdi böyle milli maç gibi falan izlenirdi. Şimdi de izlendi ama itibarlı bir şey değil galiba. Evet şimdi biraz böyle Yani mesela e, çok acımasız. sen kızının girmesini ister misin? Eğer kendisi isterse. Sen ister misin? İlerleyen dönemde o ne isterse neyle mutlu <laughs> olacaksa balçık gerçekten doğru, öyle benim doğru. isteğim değil doğru. önemli olan Maya'nın isteği. Doğru ben de öyle düşündüm kızıma da sordum hatta yok hiç ilgim olmaz dedi. Maya da istemeyebilir. Yok isteyebilir de bilmiyorum. Daha doğrusu çok ilginç bir cümle kullandı. Benim güzel olduğumu kimsenin tasdiklemesine Sizine gerek yok. Gerek ben yok, kendimi yok, biliyorum. Rahatsız eder beni dedi. Öyle mi dedi? İşte bak evet. ne kadar güzel. Onu... Bir başkası D da öyle düşünmeyebilir, düşünmeyebilir ama tabii Düşünmeyebilir evet. İsteyebilir. Zaten İdil çok istiyormuş. Evet. Söylemiş de bunu. Evet, çok evet. istiyordum diye. İsteyebilir. Önemli olan insanın neyle mutlu olduğu. Hmm. Ona ben elimden geldiğince en doğru şartları sağlayıp onun yanında olmak, onun elinden tutmak, onu alkışlamak ne istiyorsa. Tabii. Ne ama bazen ya, de başına olacaksan. gelecekleri görürsün ya Hı -hı. biliyoruz <laughs> evet. ya. Evet. E tabii mutlaka içgüdüsel olarak yani her zaman. Yani şimdi dilin yaşadıklarını yaşamasını istemem mesela. E tabii. Sen ister misin? İstemezsin, aynen öyle ama e, bu onun tercihi onun yanında olup yine ona destek olmaya tabii, devam eder. Tabii ki. Evet. Tabii yani, ki. yani olabildiği kadar bir da büyütemiyoruz bal çiçek. Mümkün mü hayat imkân yok. Yani Keşke yaptım. En güzel yer da, karnımızdaymış. De. Evet. Çok çok rahatmışız. E, aynen öyle. <laughs> Yapmaya çalışıyoruz. Aynen. Bence çok da iyi bir şey yapmıyoruz. Çünkü o evet, çocuk evet. o başarısızlıkla da yüzleşmeli, işte üzülmeli de, kırılmalı da ve bunun için bir ee, ...öldürmeyen acı güçlendiriyor. Bunun için güçlenebilmeli. Haklısın ama mesela şey İdil'in annesini kaybetmiş. Zaman... Mesela anne çok kıymetlidir çok. bu dönemlerde. Yani bir de bunları... ...bilebilere de bu kadar acımasızca... ...yani evet. gencecik bir kıza... ...ya baba ne kadar sahip, o da büyük elçi... ki evde, zor bir görevde falan... ...yani niye bu kadar acımasız... ...ve kötüyüz diye düşündüm. Evet. Bir de ben şu sosyal medyadaki o... ...klavye... <laughs> evet. ee, klavye şekilde klavyeyi kullanarak bir düşmanlık evet. yapılıyor, bir evet. sürekli bir negatif bir yorum e, yapma. Ama kadınlara daha çok işte. Evet cesaretinde insanlar. Ben de şöyle diyorum, gözlerine bakıp söyleyemeyeceğiniz bir şeyi bir insanın orada klavyeden yazmak, e, sosyal medyada yazmak ne kadar doğru. Hmm. İşte eğer yüzüne bakıp söyleyemeyeceğiniz bir şeyi orada yazıyorsanız, bu da sizin ayıbınız. Hiç yaşadın mı böyle? Böyle klavye delikanlı, üzdü mü? Yani bana çok başıma geldi de senin evet, geldi. geldi. Ki ben hani bu kadar da herkese karşı kibarımdır. Bir Fark etmez şeyle, ki o. Bir tartışmaya Birine, girmem. niye oldu mesela? Evet, Hangi bir konuyla Bir arkadaşımla girişim? alakalı. Ben onu koruduğum için. Ha. Ondan sonra... Kim bana tanıdığımız biri mi? E, yani. Ya, Nasıl hasta vardır, söyle hadi. <laughs> e, e, ve ondan dolayı bana o kadar ağır şeyler yazdılar ki mesela şaşırdım. Bu kadar ciddi anlamda nefret değil mi bir evet, anda. Nefret Aa bu kadar olması. mı sevilmiyormuş. Bu çok diyorsunuz. medeniyetsizce geliyor bana bir de. Yani e, bir insana bu kadar nefret dolu olup senin arkadaşın diye ona da tekrar senin üzerinden saldırıyor olması. Bu neyin düşmanlığı? İnsanlar niye bu kadar kutuplaşıyor? Niye bu kadar düşmanlık besliyor? Hiç tanımadığı bir insanı dışarıdaki algısıyla Işte Birebir bir, tanımadığı bir insana. Peki dönüyorum şeye başa. Sizin kamp, dedim ya sen Hı. hep hayalin güzellik yarışması mıydı? İşte Arzu Monan dedin. Evet. İşte o dönemler böyle ben de daha yeni genç kızım Hı. ve işte etraftan da aa işte ne kadar güzelsin bak yarışmaya girsen sen de derece alırsın. Hep birileri yani. böyle bir gazı Tabii, veriyor ya. Hep yani. bir konuşuluyordu ki ben televizyonda program hazırlıyordum sevgili Neşe Erberk yine buradan evet, selam olsun. Efendim. Benim kuzenimin çok yakın arkadaşıydı. Ee, onun ajansında ben başlamıştım ee, çalışmaya o dönem ee, ve Neşe abla da çok desteklemişti. Bak Nefiseciğim girersen senden güzel bir derece alacağımızı ümit ediyoruz Ümiti diye. De. Ee, dediğim gibi işte arzumlar var o dönem jülideler var çok da güzel örnekler var önümüzde. Evet, evet. Ee, biz o zaman Ceyda Düvenci ile aynı yarışmaya girmiştik Hı. ve derece almıştık. 97 senesi. ah bal çiçek çok zaman geçti. <laughs> sorma dur <gülüyor> <gülüyor> peki şimdi o mesela hissediyor yani o anı hatırlıyor musun ne hissettiğini üçüncü mü olmuştun? ben ikinci olmuştum ikinci olmuştun pardon Ceyda kaçıncı? üçüncü oldu o da üçüncü Ceydan. tam bir çağla mıydı bir hayır ee, Yok, o Almanya'dan gelmişti o, Almanya'da. ve geri döndü sevdim birincimiz ha, bizim doğru peki mesela ikinci olunca hani hayat değişti mi bir anda Şöyle, ertesi günü beni herkes tanıyordu sokakta. Öyle bir havalandın mı böyle bir şey oldu mu? Ben Allah yaratılış Allah. itibariyle zaten öyle çok havalanacak Allah. yapıda bir kız değilim, değil insan mi? değilim. Hakikaten değilsin. Evet. evet. Yani insanın. Sen çok mesela hırslı da değilsin. Evet. Evet. Değil ben değil fazla mi? hırsın insana zarar vereceğini düşünüyorum. Çok hırslı olsam mesela çok başka şeyler de olur. Ya azimli bir insanım. Ben azimli hedeflerimi yaparım. Çok çalışkanım. Hmm. Sorumluluklarıma çok sahibim. Ama o hırsın her şeyden önce insana zarar verdiğini Hı. Hmm. Çünkü hırslı insanın gözü hiçbir şeyi görmüyor. Evet, önünde hiçbir şey duramayabiliyor evet. kendine. Ve her şeyi yakıp yıkıyor. En sonunda yapayalnız kalıyor bir hmm. hayatta. Ve bence gerçek zenginlik e, etrafında gerçekten seni seven, seni sen olduğun için sana değer veren insanlara sahip olmak. Katılıyorum için. ama senin sektörde de star olmanı şeyi biraz hırslı olmak galiba. Evet, ben o biraz ben öyle, şey, değil mi? Evet, tabii ki yani hani o da... <laughs> Başka tamam, türlü ben, olmuyor. Evet, şey. ben dengeden yanayım. Yani gerektiği kadar azimli olup gerektiği kadar da kendini bilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bir şey. Peki, Çünkü çok yakıp yıktığın zaman da hiç kimse kalmıyor etrafında. Doğru kalmıyor ve o titrin ya da o konumun için kalıyorlar bir şekilde. Evet. Onu da görüyorsun. Evet, yani. Aynen öyle. Peki sen işte ertesi gün herkes bütün Türkiye seni tanıyor. Nasıl bir his o? E tabii çok bir anda... Yaş kaç? O zaman 21 <laughs> yaşındayım. İnanılmaz. Evet. E, tabii ki çok değişik bir şey. Yani sokağa çıkıldığında herkes seni tanıyor. Herkes ilgi gösteriyor o dönem. E, çünkü çok izleniyordu. Ertesi günden itibaren Başka bir de... bir şey yoktu bir de o dönemlerde. Evet. De sadece çok az onlar. kanal evet, vardı. Evet, e, çok ses getiriyordu. Evet, evet. E, güzel bir duygu tabii ki insanlar hmm. tarafından takdir edilmek, beğenilmek. E, ben... Yine devam ettim işime. İşte televizyonda tekrar sunuculuk yapmaya devam ettim. Oyunculuk yapmaya Oyunculuk. başladım. Devam ee, sunuculukla devam ettim. İşte sevgili Cihdale o zamandan bu zamana hala da meslek hayatımızı sürdürüyoruz. Peki şöyle sürdürüyoruz. bir şey yok mudur? Bu bütün dünyada da var ya. Sen şimdi tescilli güzelsin ya. Hep bir güzel olman lazım. Ya bu zorbalık. değil. baskı da de, mı diyorsun? Öyle ha. Bize. Oluyor değil mi? Yani hani mesela ben seni bakımsız... ya sen zaten öyle bir tip değilsin evet. ama bakımsız hiç görmedim mesela. <laughs> ama ben bakımlı olmayı çok seviyorum. <laughs> yani, yani ama o. Ama bazen mecbur da kalırsın. Ya. Aslında biliyor musun? Değil tüm mi? dünyada falan tam tersi de, Tam tersi tüm modeller mi? çok salaş giyinir. Evet. Çünkü hep çok mükemmel gözüküyorlar de podyumda. Evet. Ee, Bizde bizim Türk kadını çok e, yurt dışına gittiğinde fark ediyorsundur. Türk evet. kadını genel olarak çok bakımlı. Evet. Çok süslüyüz. Çok fazla. Hatta işte tarafımız var. Biraz daha sadeleşmeye başlıyoruz. Bir bakıyoruz ki ay bugün de makyaj yapmamış. Bakıyorsun metroda kimse makyajlı değil, kimse bu kadar hazır. Sen tabii. mesela makyajsız mı gezersin normal? Makyaj yapmam ama mutlaka bir yüzüme bir bakarım. Mutlaka bir şeyin vardır çünkü. Bir saçım hep bir kere mutlaka temiz olması çok önemli. Bir saçımı bir temizliği, işte yani bir öz bakımım çok önemli. İşte tırnakların bakımsız, ojesi çıkmış. İmkan yok beni göremezsiniz. Evet. Her zaman çok dikkat ederim. Ee, işte O güzel hani, tescilli olmakla alakalı değil. Alakalı değil. o kendinle. <laughs> alakalı. Ama mesela şöyle bir şey kilo da almıyorsun. Ama genetik olarak kızım da şimdi böyle diyor gen anne gen. Yani genetik <laughs> olarak da böyleyim. Benim kardeşlerim de çok zayıf. Ama dikkatli ediyorsunuz etmiyor musun hiç? Şöyle tabii ki dikkat ediyorum spor yapıyorum. Ben sağlıklı hmm. beslenmeye gayret ediyorum. Hmm. Bir şey yiyorsam canım istiyorsa işte hamur işi de yiyorum mesela ama az yiyorum. Ben zaten az az sık sık yiyorum. Neden bunu sordun? Mesela Adriana Lima biliyorsun hmm. neler neler geldi kadının başına neler evet. neler. En çok da kadınlar söyleniyoruz biz gerçekten de öyle. Ama öyle mesela bir yere girdiğinde tamam erkekler şöyle bir bakar sana ama evet. biz kadınlar daha çok inceleriz. İnceleriz Aa, ve eleştiririz. Ha, nefise kilo almıştır bakayım evet. falan arkadan. <laughs> İnceler mesela. ve eleştiririz. Aynen. Erkekler sadece bakar. Bakar <laughs> Aynen öyle, öyle bakıyor. <laughs> evet, bakar öyle kalır. Biz böyle ama biz de yapıyoruz değil bir mi? Bir de erkek gözünü kaçırır, kadın gözünü de kaçırmaz. Ha, bir, bir bakar. Tabii. Rahatsız olur musun? Evet, bazen böyle ben de döner bakarım, merhaba nasılsınız derim. <laughs> Fazla baktın. Fazla bakıyorsa evet. Yok olur gel. Ya yani şunu merak ediyorum Adriana Lima'da da. Yani kadın kilo aldı diye demedikleri kalmadı. Evet. Dünyada da öyle bu arada. Yani mi, çok kilo güzel bir kadın çok çünkü. güzel. Evet ama ee, niye olamaz? Normalleşilmiş normların dışına çıktı. Bence o bebek de doğurdu değil mi? Bir hamilelik sonra. Bilmiyorum. Bir hamilelik geçirdikten sonra kilo aldı ki çok normal bir dönem. Evet. Ee, ama şimdi galiba gerçekten zayıflamış çok güzel. İnanılmaz. Peki estetik, gelelim estetiğe. Hı. Şimdi güzellik yarışmalarında estetikliler de seçiliyor biliyorsun. Evet. Şimdi mesela bunun için ne düşünüyorsun? Ee, çok bence çok rahatsız etmediği sürece çok işte ağzı burnu artık. Çünkü ben bunu sırf güzellik yarışmasına değil sokaktaki küçücük çocuklarda da görüyorum. Küçücük genç kızlarda da görüyorum. İşte yaşından çok önce bir göz ameliyatı, göz kapağı ameliyatı. Yok işte badem göz, bilmem ne dudak falan yani erken yaşta yapılan her türlü müdahale bence güzellik yarışması da erken yaşta yapıldığı için çok doğru gelmiyor o dönemde. Çünkü daha yüzünüz oturmamış, daha siz tam anlamıyla Katılıyorum. gelişmemişsiniz. Katılıyorum. Bir de şey diye düşünüyorum. Yani güzellik yarışmasında ya isteğe karşı değilim bu arada. Kim ne istiyorsa yapsın Tabii ki o ayrı ama Güzellik yarışmasına da estetikle olmamalı insanlar gibi geliyor. Evet, işte daha doğal haliyle. Evet hali yani mi? o zaman e, güzellik yarışması mesela. yoksa oturur yapar ya, yap, evet. herkes her şeyini yaptırır. Mesela Deniz Akkaya'yı düşünsene olağanüstü bir burnu var. Estetikli evet. bu da hep söyler yani. Hani e, o yani şimdi doğal mı onun girip de başkasının doğal burnuyla e, şey diyor. Yarıştırması kendine evet. diyorsun. Evet. Bilmiyorum Hayır hani bu benim fikrim. Tabii yani ama ben rahatsız etmediği sürece yapılan dozunda estetiği güzel evet. buluyorum. Fakat o abartılı işte gözler, dudaklar falan hani o abartı hoş durmuyor, doğal durmuyor bir kere. O bütün o doğallığı, o çerçeveyi bozuyor diye. Hayır şunu merak ediyorum. Yani sizler hani böyle tescilli güzellerinde var, şeyde de var. Kilo alma durumları atıyorum hmm. estetik yani insanları biraz sık yani seni özelinde söylemiyorum sıkıyorlar Anladım. sanki sanki bir baskı değil mi evet. bir toplum baskısı var evet. bu konuda hep güzel gözükecek ay kilo alamaz ay, evet. ya kadın ne isterse yapar tabii yani. ki onun bedeni onun evet. kararı ee, bir dönem öyledir öyle psikolojisi müsait değildir kilo almıştır ee, sıkıntılı bir süreçten geçiyordur işte bu eleştirilere biraz dikkat etmek gerekiyor. Ya oyuncuları da yapıyorlar. Yani mesela sen oyuncusun. Şimdi sana gelse ve 20 kilo alacaksın deseler ...almayacağım mı? Evet çok önemli bir projede biliyorsun Hadi Charles yapmıştı bunu. Hem de of hatırlıyorsun değil mi? Ne filmdi o? Işte. kadın bu kadar mı çirkinleşebilir evet. ya? Senin Neydi biri bile vardı oh. kalanı, daha Çok, çok yani ya böyle Lütiş bir şey olabilir de. mi? Dünyanın en güzel Oscar kadınlarından. E alır tabii. O çok bir şey caniyi mi canlandırıyor diye evet. ismini canlandırıyor bir Evet. Olağanüstü bir filmdi. Müthiş bir yani film. Yani mesela alır mısın? Evet. Bence e, düşünürsün alıp evet. almamayı. Çok zor çünkü düşünsene o kiloyu alıyorsun vücudun deformu. Alır mıydın? Sonra tekrar aynı hale geliyorsun. Almayabilirdim. Yani o, bilmiyorum o projeye inanmakla, onu Yönetmenli. kendine adamakla alakalı bir evet. şey o. o çünkü işe çok zor. adamakla çok zor. 20 kilo alıp yani. Tabii, o bir günde verilecek bir şey değil, bir Mümkün günde de alınacak değil. bir şey değil. Mümkün sen, sen nasıl bir hayat disiplini var? Ve düşünebiliyor musun nefise için neler söylenecek ondan sonra? Tabii. <laughs> bir sürü şey söyleyeceğim. Allah'tan Charles o kadar güzel ki hemen yine zayıfladı. Ya, zayıfladı ama o evet. bir sürdü yani. Hiçbir. İnanılmaz disipli. bir şey. Ama erkeklere gelince bu böyle değil. Tabii. Erkeklere nedense çok daha e, torpilli davranıyoruz öyle durumlarda. Yani her taraf göbekli. Kadın olmak her coğrafyada çok zor bence. Hmm. Hakikaten çok zor. Senin sektöründe de öyle. Evet öyle. Yani sunuculuk vesaire hadi bir derece ama oyunculukta? Evet tabii ki. Her aşamada aslında yani kadın olmak çok zor. Her şeye yetişmek durumundasınız, her şeyi yönetmek zorundasınız. Her şeye yetişip bu hakikaten yorucu bir şey aslında. Tek istediğimiz de yani sonuçta ben mesela çok övgüden ziyade o değeri görmeyi istiyorsun hakikaten etraftan da. Ne gibi mesela nasıl bir değer? E, yaptığın işin görülmesi, başarının alkışlanması, e, bir şey hakikaten hakkını verebilmek. Aa, bir de böyle bir şey de var. Ben Hadi. zaman zaman çok yakışıklı oyuncularla konuştuğumda da e, şey yaparım hep derlerken yakışıklılık ya da güzellikle anılmamalık. Tabii. Değil mi? Evet. Sonuçta tamam tescilli güzelsin eyvallah ama sonra ne ama yapmış? Ama sadece güzelsin. Hah evet. yani işte onun değerinin evet. verilmesi gibi anladım sen. Yani. Değil mi? Bir de böyle işte mesela güzel mutlaka başka tarafı eksiktir. Kafası çok çalışmıyordur. Ha Niye? aptaldır değil aptaldır. mi? Aptaldır. Niye? Niye? Hiç acaba? öyle bir laf duydun mu? Güzeldir Yeni ama. Yani anlamda aptal. yani bunu şahsım için söylemiyorum ama etrafta gene böyle bir algı olduğunu bunu söyleyenler de var Hı. tabii ki. Yani işte Sadece güzel, işte sadece yakışıklı ama hiç öyle değil. Çok da güzel örnekleri var tabii bunun. Bir deli misin yani? Ee, yani onu uğraşıyorsunuz hayatınız boyunca belki evet. de. O güzelliğin tabii şeyine, ki. o yüzden belki oyuncusun. Belki değil mi? Bir evet. sürü şey yapıyorsun. Tabii yani. ki yani yaptığın işle de anılıyor olmak. Ben mesela röportajlara ilk gittiğim zaman afişi sunuyordum. <laughs> Kültür-sanat programı. <laughs> ne güzel programdı o da ya. Çok güzel değil programdı. Mi? Benim için bir okul Yapsana gibi. tekrar onu. Keşke yapılacak bir mecra bulabilsek de yapsak. Yap vallahi ne çok güzel zor. programdı. Evet. Ben evet, de buradan yana biraz e, açıkçası üzülüyorum. Çok güzel programdı. E, orada da mesela işte evet güzelsin. Bir de şimdi ilk görünüşte aa evet güzel. Acaba nasıl bir soru soracak? Nasıl bir hazırlık yaptı? Sonrasında kaç kişinin bana çok teşekkür ederim. Çok güzel bir röportajcı diye içtenlikle teşekkür ettiğini. Çünkü ben seni biliyorum. Sen çalışıyorsun. Mesela. Evet, çok çalışıyor tabii tamamen bütün soruları hazırlayıp bir ön hazırlığını yapıp o kişinin baştan sona hayatını öğrenip neler yaptığı her şeyine çalışıp gidiyordum. Bir basın bülteniyle hazırlanmıyordum mesela. Ki onların örneklerini Bu da zaman ben benim meslekte ne olduğu için çok iyi biliyorum onun örneklerini evet, ben. Basın bülteni ben görmüyordum bile basın bültenine bakmıyordum bile normalde. Ya ben şöyle <laughs> röportaj yapını bilirim. E ne var ne yok. Tabii. yani adama Sen soruyor. anlat, değil mi? Sen anlat. Çünkü yani yani. yani o mu varmış falan. Hı, evet diye yani. Ya şaka gibi bak, yemin ediyorum, Ekerle Ferli isimlerden bahsediyorum bu arada. İşte evet, yani. bu kendine duyduğun saygıyla da alakalı bir şey, bir şey tam olarak işte kitabı da okumadan, filmini izlemeden, ona tam hazırlanmadan gidip karşısına oturabilmek de lay 11 sohbet kurabilmek. İşte senin de işin zor çünkü sonuçta güzeller, mankenler ya da işte e, tescilli güzeller, tescilsiz güzeller ya da mankenler hep bu alanlara geldiler. Hani bizlerin işine de aslında bir anlamda geldiler ama arada senin sivilip geçmen kolay olmuyor. Tabii ki. Çünkü ön yargı var. Oraya koyuyor. Aynı şekilde bakıyor. Evet, evet. Ön yargı var. İşte bu güzellerle de bu ön yargının kırıldığını görüyoruz yaptığımız işlere dönüp baktığımız zaman da o ön yargının kırıldığını i̇şte Belki o da biraz zaman Neşe, alıyor. Neşe Erberk'in söylediği amaçlı, güz, evet. amacı olan güzellik, İdil Bilgen'e döneceğim en son. Evet. Hakikaten e, amaç a, amaçlı olmalı. Tabii. Yani o güzellik salt güzellik olmamalı evet. değil mi? Kime ne faydası var o güzelliğin? Evet. bulunduğun yeri de güzelleştirebilmen, bulunduğun topluma, bulunduğun dünyaya da bir güzellik katabilmen önemli olan. Bak bu çok güzel bir şey söylediğin. Yani o güzelliğin neye faydası evet. var. Neye evrildiği, neye hizmet ettiği, hangi amaca hizmet ettiği o güzelliği. Hmm. Bu Vallahi. çok önemli bir şey. Bence şahane. Bu evet. böyle kapatalım. Böyle kapatalım. Nefise'cim çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum ee, geldiğin için. Sağ olasın. Ee, Nefise Karatay'la birlikteydik. Çok kısa bir aradan sonra burada olacağız. Bizden ayrılmayın.